Ve fîmâ yûnâ, bismillahirrahmanirrahim, ve fîmâ yûnâci fî nassamti nefsehû tesemme'a hemsen min hilâlil hafâiri. O yûnâci damiri şâre gider. Yukarıda geçmişti. Diyor şair, o suskunluğun sıtmasında veya o suskunluğun koruluğunda, hima sıtma anlamına da geliyor, koruluk anlamına da geliyor. Yani o suskunluğun egemen olduğu bir yerde şair kendi nefsine münacat ederken, kendi nefsiyle fısıldaşırken, o esnada tesemma'a çokça duydu. Neyi duydu? Hem sen. Gizli bir ses duydu. Nereden? Min hilalil hafairi. Hafair, hafiratın çoğulu, mezar çukurları. Yani o çukurların arasından ses, gizli bir ses duydu. Ses şuydu. Men attariqus sari hilalel makabiri. Bu gece mezarlar arasında yürüyen Tarık, yani gece gelen kimdir? Daha evvel söylemiştik. Tarık gece gelen misafire denir. فَاَقْلَقَ مِنَّا كُلَّ غَافٍ وَسَاهِلِ. O Tarık bizden her gafi olan, gafi hafif uykuya, uykuyla uyuyan, yani şekerleme diyorlar yani, böyle hafif uyku. İşte her gafi, her hafif uykuda olanı ve sahirin ve uykusuz olan herkesi bizden ne yaptı? Kalak, yani strese soktu. Bu hepimizi yani strese sokan, mezarlar arasında yürüyen bu gece misafir kimdir? Ya da misafiri kimdir? اَمَا يَقْنَعُ الْاَحْيَاءُ بِالرَّحْمِ كُلِّهِ اَيَا وَيْحَا لِلْاَحْيَاءِ صَرْعًا مَظَاهِرِ. Diyor, اَمَا يَقْنَعُ الْاَحْيَاءُ. O hala ölüler sesleniyor, diyorlar ki, diriler bu, bütün bu dünyanın genişliğine razı olmuyorlar mı ki gelip bizim aramıza, mezarlar arasında gelip gidiyorlar ve bizi rahatsız ediyorlar. اَيَا وَيْحَ لِلْاَحْيَاءِ صَرْعَ الْمَظَاهِرِ. وَيْحَ kelimesi arkadaşlar kelam, söz arasında muhatabı şey yapmak, biraz mutlu kılmak, onura etmek, önem vermek için, kalbini hoş tutmak için kullanılan ifadedir. Veyha. Nasıl ki veyle bunun tersidir. Mesela diyelim ki hoca öğrencine soru sordu. Soruya doğru cevap vermeyince hocanın canı sıkılıyor. Veyleke diyorum, sana yazık olsun. Şunu duymamış mıydın? Bak, o veyle sitem için kullanılır. Ama eğer tersine hoca güzel cevap verirse, şey öğrenci hocayı mutlu edecek güzel cevap verirse, o zaman hoca veyhaka, sana yani veyha olsun. Tabi onun manasının rahmet olduğunu söylüyorlar. Ama asıl kelime dediğim gibi şey yapmak içindir. Onu hoşnut etmek için kullanırlar. Yani hoşnut olasın. Bunu da ekleseydin ya, örneğin. İşte diyor, eya veyha lil ahyai. Dirilere hoşnutluk olsun. Ama o dediler ki sar'al mazahiri. Sar'al arkadaşlar sari'in çoğuludur. Sari'a. Sari'a ne demek? Güreşte yenilen demektir. Ama genelde sari'i ölü anlamında kullanırlar. Yani birisi tarafından öldürülen bir kimse sari'a oluyor. İster onun mukabili güreşçi olsun. Yani bir güreşçi öldürüyorsa, şey yeniyorsa da ölüyorsa veya ölmüyorsa sarıya oluyor. Ama
onun dışında ölüler içinde dediğim gibi sarı kullanılıyor. İşte diyor dirilere hoşnutluk olsun o diriler ki onlar görüntülerin ölüleridir. Yani hep görüntülerin etkisinde kalarak görüntüler onlara galebe ederek ve o görüntülerin etkisinden ölmüşler. Görüntülerin ölüleridir. Yani görüntüler onları mahvetmiştir. Doğrudur. Yani hepimizi bu dünyanın görüntüsü mahvetmiştir. Terakna lehum dünyahumu ve diyarahum. Biz o dirilere dünyalarını da yurtlarını da bıraktık gittik. وَلَمْ يَدَعُونَ فِيهِمَا غَيْرِ عَامِرٍ bizi gayri amir yani şen olmayan yani şen olmayan imarlı olmayan bir yerin himayesinde de bizi terk etmiyorlar. يَدَعُونَ وَدَعَنِ الْمُبَارِعِدِ terk etme. Yani biz bu mezarlara girmişiz. Bu mezarlarda da şen yani onu imar edecek bir durum yok zaten. Ölü diyarıdır. Ama hala burada da bizi ne yapıyorlar? Bırakmıyorlar. Vazgeçmiyorlar. Rahatsız ediyorlar. وَقَالَ فَتَمْ مِنْهُمْ حَدِيثٌ قُدُومُهُ بِنَغْمَةِ اِشْفَاقٍ وَنَدْرَةِ سَاخِرِينَ onlardan bir genç yani o ölülerden bir genç söyledi. Söz aldı. Yani konuştu. O genç de hadisun kudumuhu. Onun oraya mezarlığa gelmesi yeniydi. Yani yeni ölmüş bir genç söz aldı. Konuştu ama nasıl konuştu? Binegmeti işfakın korku içerisinde taşıyan bir ses tonuyla ve bir taraftan da nebret-i sahir. Nebret-i nagmet ton diye ifade ederiz ki şey olsun. Normalde nagma böyle terennümün olduğu yani böyle hani şiirlerde nagmeli söyleme diyorlar ya. Nagma odur. Nebret de dediğimiz gibi böyle ses ton demek. İkisini ton olan. Yani o yeni gelmiş ölülerin arasına yani yeni ölmüş bir genç söz aldı, konuştu. Neyle? Bir tarafta işfak yani korkuyu ifade edilen bir tonla bir taraftan da bizimle alay eden sahir alay eden bir tonla şöyle söz aldı. Ne dedi? لَعَلَّ الَّذ۪ي قَدَّبَّ ف۪ي ذَٰلِكَ الْحِمَى وَاَيْقَضَ ف۪ي اَحْشَائِهِ كُلَّ سَادِر۪ي belki diyor o hima yani o mezarlığın mezarların koruluğunda yürüyen debbe debibenden mastari debiptir debip hafif yaşlı yürüyüşe debip denir. Hafif yürüyüş. İşte diyor bu mezarlığın koruluğunda yavaşça yürüyen bu adam, yani şairi kastederek, belki o وَاَيْقَضَ فِي اَحْشَائِهِ كُلَّ سَادِرٍ ve içlerinde o himanın ahşaideki hadamiri himaya gider. O koruluğun iç, aslında ahşa bağırsaklar demektir. Ama burada biz içinde dedik. Onun içinde her sabir olan, dalmış olanı uyandıran bu adam, bu şair yani belki ehu sabvetin, belki o bir meylin, bir meyletmenin, bir özlem duymanın kardeşidir yani sahibidir. Yani belki bunun böyle bir özlemi vardır. Yehfu ila kabri meyyetin. Belki o bir ölünün mezarına özlem duymuştur da gelmiştir. Lehu indehu vecdun ve tahna müzakiri. O ölünün
şair nezdinde lehu damiri meyte gider, endehu damiri şaire gider. O meyitin şair nezdinde vecdi, yani vecde sebep olan bir üzüntüye, aşk üzüntüsüne sebep olan bir durumu vardır. Ve tahnan, tahnan daha evvel ifade etmiştik, mübalağa mastarıdır. Tef'al vezninde belki o meyitin şair nezdinde çok özlemi vardır. Ve tahnanu zâkiri, hatırlayanın özlemi vardır. Yukarribuhu minha, yukarribuhu minha tezekkuru vel hava. O şairi, o şeye, o mezarlığa ne yapar? Veya o, evet, o mezarlığa yaklaştırır. Ne? Ettevekku, hatıra, vel hava ve aşk. Ve nüktübiduhu anha gilâzus setâiri. Yani o mezara onu hatırla, hatıra ve aşk onu ya bir taraftan yaklaşıyor, yaklaştırıyor. Bir taraftan da gilâzus setâiri, aradaki perdelerin kalınlığı o şairi o mezardaki olandan uzaklaştırıyor. Yani bir taraftan mezarına yaklaşınca o hatıra ve aşk nedeniyle, bir taraftan da aradaki kalın perdeler onu uzaklaştırıyor. وَمَا أَخْدَعَ الْحُبَّ الَّذ۪ي ف۪ي دِيَارِهِمْ يُغَشِّي عَلَى أَبْصَارِهِمْ وَالْبَصَائِرِ diyor. O diyarihim hum damiri ahyaya gider arkadaşlar. Dirilerin yurdundaki sevgi ne kadar da aldatıcıdır. Ma akhda'a ne kadar aldatıcıdır. Ne? El hubbellezi bu fe'li taaccübdür şey arkadaşlar. Yani dirilerin diyarındaki aşk, sevgi ne kadar aldatıcıdır. Yugashşi ala absarihim vel basairi. O sevgi onların gözlerini de ve basiretlerini de örtüyor, kaplıyor. Hakikatleri o sevgi nedeniyle görmüyorlar. Tabii o sevgi ne sevgi? Mal sevgisi, para sevgisi, makam sevgisi, dost sevgisi vesaire. وَقَالَتْ لَهُمْ اُمٌّ وَفِي صَوْتِهَا أَسَنْ وَنَبْرَةُ تَحْنَانٍ وَكِتْمَانُ صَابِرٍ Dirilere bir anne seslendi. Ve o annenin de sesinde esen, üzüntü vardı. Ve nebratu tahnanın, çok büyük özlemin tonu vardı. Ve aşkını gizleyenin gizliliği vardı. Aşkına sabredip gizleyenin, sabredenin gizliliği vardı. O ne dedi? O ölüler arasındaki anne dirilere, ela rubbama kanet fekulen hazineten ala felzetin min kalbihel mutenafiri. Ela, dikkat edin, rubbama kanet fekulen hazineten. Evet, çoğu kez rubbama, çoğu kez rubba biliyorsunuz taklif ve teksir için geldiğinden dolayı şeydir, adlandandır. Zıt anlamları ifade edenlerdendir. İşte diyor, çok kadın vardır ki dünya haya, diriler arasında o kanat damiri imraete gider, makamdan anlaşılıyor. O kadın fekulen, biricik çocuğunu kaybetmişti. Fekul, biricik çocuğunu kaybetmişti. Hazineten, çok üzgündü. Alâ felvetin min kalbihel mutenâfiri. Mutenasir, dökülen, dağılan, o dağılan kalbinin parçasına, yani çocuğuna, feldet parça, feldetül kebir, ciğer parçası, ciğer paresi. İşte o kalbinde dökülen kalbinin paresine çok üzülüyordu. İşte öyle nice kadınlar vardı. Ve rubbemâ kânet acûzen teeyyemel. Çok da bazen de veya çokça
kadın vardı ki, evet, acuzen yaşlanmıştı, koca karı olmuştu ve teeyyemet, dul kalmıştı. Yani tabii dul, şey, özellikle yaşlı kadın dul kalınca çok daha sıkıntılı oluyor. Çünkü kim yardım edecek, kim onun ona teselli verecek. Geçen sene koronayla vefat eden bir savcı arkadaşımız vardı. Allah rahmet etsin, genç yaşta vefat etti. Annesi bundan yaklaşık Ramazan'dan önce beni aradı. Nasılsınız falan dedim. Amca ne yapıyor dedi. Ah hocam, ah dedi. Yaram çok büyüktür. Dedi 4 ay önce onu da kaybetti. Yani sanki böyle eşinin kaybetmesi oğlunun kaybetmesinin de önüne geçmiştir. Çünkü onunla teselli buluyordu. Yani şairin burada kadının, yaşlı kadının kocasını kaybedince büyük bir üzüntü taşıdığını ifade etmek için söyledim. وَضَاقَتْ بِدَهْرِ النَّاضِبِ الْعَوْنِ غَادِرِ Ve o kadın, o eşini kaybeden, dul kalan kadın daraldı. Neyle daraldı? Bir dehrin. O zamanla daraldı. Zaman içerisinde daraldı. Yani o zaman ona dar geldi. O zaman nadibil avni. Zaman zaman yardım nabzede, yardımı kurutan, nudup suyun kuruması demektir. Bu nadb, hani evet, nadb var, nabd var. Nabd kalp atışıdır. Nabd. Ama nadb yerin suyu çekmesi. Dolayısıyla diyor, o yardımı çeken, kurutan ve hıyanet eden zamana bu kadın, çoğu yaşlı dul kadın o zaman onlara çok dar geldi. O hain zaman. Hani hain ferek diyorlar ya. O zaman efendim, onlara, o kadına çok dar geldi. وَقَدْ ذَهَبُوا فِي حَدْسِهِمْ كُلَّ مَذْهَبِ diyor. O onlar burada Allahu alem zehbudeki vav zamiri ölülere gider. O ölüler o hadslerinde yani zan ve tahminlerinde her mezhep her yolu yola girdiler. Ve özellikle ve fima havat nefsuhu min meşaili nefislerinin taşıdığı, içerdiği duygular noktasında, duyguları ifade etme noktasında her yolu takip ettiler. Ve celcele savtu şeyhi yedmi ke ennema o ölüler arasında yaşlı olarak ölen zatın sesi yankılandı. Ve celcele şeyhin sesi ne yaptı? Böyle gum gum yaptı. Yedvi yankılanıyordu. Keennemâ huveddehru fî savtın min adlav'i zâhiri. Sanki o ses zamanın kendisidir. Öyle bir ses ki açık ve fî savtın zâhir min adlav'i. Korkudan açık olan, yani korkulu olduğu açık olan bir seste o yaşlı seslendi. Sanki o onunla zamanın ta kendisiydi. O ne dedi? O yaşlı ölen zat menit tarikus sari hilal el makadiri bu mezarlar arasında yürüyen bu gece misafiri kimdir? Fe aklaka minna kulle gafir ve sahiri bizim her türlü uyuklayanla uykusuz kalanlarımızı, olanlarımızı ne yaptı? Strese soktu. Evet.
Burada duralım arkadaşlar. Fakala akul ahya'i vel kalbu khafiqun min el vecel el ama çok ilginçti ya. Allah Allah. Çok.